Arkadaşlar, şimdi region ve end region, yani bölge, hani bölgesel ayarlar diyoruz ya, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi diyor ya, aynı o bölge gibi sizin kodlarınızda da belli bir yerleri bölge olarak tanımlayabilirsiniz. Diyelim ki sizin şuradan şunları açalım tek tek. Ondan sonra şunu da açalım, şunu da açalım, şunu da açalım. Sonuna kadar açmış olalım. Siz istediniz ki şuradan, nereden? Şuradan, şuradan başlasın. Şuradan birinci prosedür, ikinci prosedür, geldik, geldik, geldik. Diyelim ki şuraya kadar. Şurası. Bu kadar satırları komple bir blok yapmak istiyorsunuz. Tamam mı? Şöyle biraz açayım burayı, belli edeyim kendime. Sonra yukarı kayayım, kayayım. Ha, şurayı da belli edeyim kendime. Ha, şuraya. İşte arkadaşlar, burada küme parantezi ve dolar işareti. Ondan sonra region yazıyorsunuz. Region. Ondan sonra ve bunu kapatıyorsunuz. Ondan sonra geldik geldik oradaki diğer boşluğa kadar gidiyorsunuz. Şuraya. Ondan sonra buraya da gelip buraya da ne yazıyoruz? End region yazıyorsunuz. Ve ondan sonra tekrar yukarı gittiğinizde bakın region'ın solunda bir tane daha ne oldu? Bir eksi sembolü. Bunu tıkladığınızda artık o aradaki tamamen bloklar kapandı. Tamam. Şimdi boşlukları geri alabiliyorsunuz. Gördünüz mü? 47'den 174. satıra kadar olanlar tamamen kapattınız. Sizden başka kimsenin görmesini istemiyorsunuz o kodları. Şifre verme değil de böyle bir şey. Çok güzel. Ve ne oldu? Komut satırı bu kadar oldu. Bakın bütün dosyanız başı ve sonu bitti. Fark edilir tabii. Bunu tabii ki o region end region'ı en sona alırsınız, iş biter. Hadi onu da yapalım. Geldik. En son region'ı, ha şu end region'ı buradan silin. Ondan sonra en sonunun bir altına alın. Şuraya alın. Ondan sonra şimdi end region, region'ın başına tıklarsanız ah. Sizin yazdığınız bütün komutlar hiç olmaz. Hiç, hepsi tamamen çalışır. Ctrl F9 çalıştı. Hiçbir sorun yok. Mesela şurada çok işe yarıyor gençler, bakın. Şimdi mesela prosedürleri çok sık kullanıyorsunuz değil mi? Ama şurada da bir sürü edit label, edit label, edit label, edit label, bir sürü şey kullandınız. Ha, yapacağınız hareket, madem ki öyleyse, şuraya gelirsiniz, bir tane buraya end region atarsınız. Ondan sonra hatta bu şunları bile yapmazsınız. En başa gelirsiniz. Hatta en başın bir altı olsun hadi. Fazla olmasın. Şuraya bir tane daha end region atarsınız. Ondan sonra bunu kapatırsınız. Dört satırda iş bitti. Tamam. Ya böylece ne olmuş olur? Hatta onlara bile gerek kalmıyor. Bakın şu tip tanımlamaları şurada bitiyormuş. Böyle de olabilir. Adamlar böyle kısa şeylerle hem kendine özel hem de adamın kendisi zaten kendisi koymuş. Enter agent'a benzeyen şeyi. Blokları aslında bak Pascal'ın 3 tane yapısı varmış. Unit, interface ve implementation. Hocam bunu siz yaparken kendiniz bu teknikleri mi? Bir kısmını kendim keşfettim. Bir kısmını kitaplardan buldum. Evet, bunu da